A+ Ekonomi programımızdan herkese merhaba sevgili seyirciler. Bu hafta modanın kalbi Osman Bey'den sesleniyoruz sizlere. Osman Bey'deki birbirinden başarılı firmaların günümüze kadar gururla taşıdığı markalarını programımıza konuk ettik. İlk olarak programımıza Osman Bey Tekstilci İş Adamları Derneği Başkanı Sayın İlker Karataş'la yapmış olduğumuz röportajımızla başlıyoruz. Kısa adı OTİAD olan Osman Bey Tekstilci İş Adamları Derneği 1999 yılında hazır giyim, moda ve tekstil konusunda yenilikçi, çağdaş ve dinamik piyasanın işletmecilerince ortak ve birlikte hareket etmenin heyecanıyla kurulmuş, saygın ve kurumsallaşmış bir sivil toplum örgütüdür. A+ Ekonomi Program ekiplerimiz, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı İlker Karataş'ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler alıyor. 78 yılından beri bu bölgede bulunan bir aileyiz. Dolayısıyla da ta o yıllardan bu tarafa kadar her türlü geçirdiği evreyi çok yakinen bilen, yaşayan bir ailenin de mensubu olaraktan bugün bu bölgeyi temsil eden bir derneğin başkanlığını yapıyorum. Toplamda bugün baktığımız zaman 26-27 yani tekstil ve hazır giyimi beraber düşündüğümüzde 26-27 milyar dolarlık bir ihracatın işte aşağı yukarı 1,5 milyar dolarını hala da bütün olumsuzluklara rağmen, bütün bu daralan pazara rağmen bu kadarlık bir kısmını buradan kayıtlı olaraktan gerçekleştiren bir bölgeden bahsediyoruz. OTİAD'da bu bölgeyi temsil eden bir dernek açıkçası. Dernek bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan 17-19 Ocak tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda Fashionist Fuarı'na ev sahipliği yapıyor. Başkan İlker Karataş fuar hakkında mikrofonlarımıza bilgiler veriyor. Fashionist dediğimiz ve abiye ve gelinlik konusunda uzmanlaşmış firmaların katılımlarıyla gerçekleştirilen bir fuar bu fuar. Bu sene dördüncüsünü yapacağız. Biz bu sene dördüncüsünde de büyük bir başarı elde edeceğimize inanıyoruz ama maalesef dünyadaki gelişmeler, bölgemizdeki bir takım gelişmeler açıkçası bizleri endişelendiriyor. Neticede ihracata yönelik bir fuar burası. İnşallah kazasız belasız 17-19 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek bizim bu fuarımız. O tarihlere kadar böyle olağanüstü gelişmeler olmaz. Huzur içerisinde büyük bir moralle biz o fuarımızı da atlatır, başarılı bir şekilde tamamlarız diyerekten düşünüyoruz. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası pek çok sivil toplum örgütü kapatılmıştı. Bu süreçte OTİAD'da kapatılan dernekler arasında yer aldı. OHAL zamanında tekrar incelemeden geçirilen derneğin farklı yapı ve örgütlere bağlı olmadığı kanıtlanarak yapılan incelemeler sonucunda tekrar açıldı. Bizler de bu süreçle ilgili olarak Başkan İlker Karataş'ın görüşlerini alıyoruz. Biz şundan emindik. Ülkemiz olağanüstü bir durum, olaydan yani bir ortamdan geçiyor. Dolayısıyla böyle bir ortamdan geçerken böyle bir ihanet şebekesiyle bu derneğimizin hiçbir zaman hiçbir münasebeti, ilişkisi, birlikteliği asla ve de asla olmamıştır. Biz bundan son derece müsterihtik. Devlet neticede böyle bir olağanüstü olay karşısında bir refleks gösterdi. Bir tedbir amaçlı da olabilir diye değerlendirdik. Dolayısıyla bütün değerlendirmeler yeniden yapıldığında bizim yolumuzun açılacağına inancımız sonsuzdu. Ve neticede de düşündüğümüz gibi oldu. Hamdolsun ve bıraktığımız 23 Temmuz'da bıraktığımız yerden de biz OTİAD olaraktan aynen yolumuza devam ediyoruz. Ülkemiz için çalışıyoruz, milletimiz için çalışıyoruz, kendimiz için de çalışıyoruz. Çoluğumuza, çocuğumuza daha iyi bir ortam, daha iyi bir ekonomi, daha iyi huzurlu bir ülke, vatan bırakmak için elimizden gelen gayreti de gösteriyoruz açıkçası. Tekstil sektöründe abiye giyim alanında yenilikçi çizgileriyle hizmet veren Alçera'dan görüntülerle devam ediyoruz. Düş zamanı anlamına gelen Alçera Tekstil, 1963 yılında sektöre adım atmıştır.
Tekstil sektöründe abiye giyim alanında yenilikçi tasarımlarıyla ön plana çıkan firma, yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine kaliteli ürünler sunmaktadır. Osman Bey'deki çekimlerimizde firma yönetim kurulu başkanı İnanç Ulu'yu ziyaret ederek sektördeki çalışmaları hakkında bilgiler alıyoruz. Alçera aslında İnanç Giyim Sanayi Ticaret Limited şirketi olarak 1975 yılında babam Hasan Ulu tarafından kuruldu. Biz Bayan Abiye Giyim'de çok çeşitli bir koleksiyon sunmaya çalışıyoruz. Bu koleksiyonları da 6 farklı segmentte sunuyoruz. Bir yılda 2 sezonumuz var. Toplamda 600'e yakın model sergilemiş oluyoruz. 36 bedenden 60 bedene kadar geniş bir beden yelpazesinde ve 16 yaşından 60 yaşına kadar bayanlara ürün hitap etme lüksünü elimizde tutuyoruz bu anlamda. Ürünlerimizde birçok sürprizler oluyor. Mesela ilk aklıma gelen, biz bayanları 2 beden ince gösterebiliyoruz. Buna Slim Smile adıyla bir bayanın herhalde en çok istediği ya da en çok kendini nasıl görmek istiyorsa aynı da biz o şekle çevirebiliyoruz. Önlü arkalı giyilebilen abiye modellerimiz oluyor. Bunun dışında anne kız abiyelerimiz var. Mesela 1 yaşından 8 yaşına kadar çocuklar için, sadece kız çocukları için anneleriyle beraber aynı ürünleri aynı şekilde giyinme fırsatı sunuyoruz. Ve yine her konseptimizle birlikte çıkarttığımız parfümümüz oluyor. 2017 yılında da koleksiyonumuz içerisinde bambaşka sürprizlerimizi de fuarda müşterilerimize sunacağız. Aynı zamanda Fashionist Komite Başkanı olan İnanç Ulu, 17-19 Ocak tarihlerinde düzenlenecek fuar hakkında bilgiler veriyor. Fashionist Abiye Gelinlik ve Damatlık Fuarı bir ihtisas fuarı. İhtisas fuarının olmasının avantajı sektörde bu kulvarda koşan gerek üretici firmaları olsun, gerekse ziyaretçiler olsun, herkesin ortak noktası. Ziyaretçilere şunu söylemek istiyorum. Gönül rahatlığıyla Türkiye'ye gelebilirler. Firmalar çünkü koleksiyonlarını hazırladı ve kendilerini servis etmeye hazır bir şekilde kendilerini bekliyorlar. İnanç Ulu son olarak ileriye dönük hedeflerini şu sözlerle ifade ediyor. Kendi markamızla 2016 yılında online'da yer almaya başladık ve 2017 yılı içerisinde de bir parakende mağaza açmayı hedefliyoruz. Bu flagship bir mağaza olacak. Bu mağaza ile birlikte bayileri sayılarımızı arttırmayı hedefliyoruz. Başta Türkiye içerisinde bir marka olma yolunda ilerliyor ve daha sonrasında da yurt dışında bayileşerek büyüyen bir marka haline gelmeye uğraşıyoruz, özen gösteriyoruz. Abiye giyim alanındaki başarılı çalışmalarıyla Doridorka'dan görüntüler geliyor ekranlarınıza. Doridorka 1998 yılında kurularak tekstil sektörünün abiye dalındaki önemli markaları arasında yer almaktadır. Firma kendi binasında yer alan üretim tesislerinde tasarım, numune, kesim ve kalite kontrol birimleriyle ürünlerini kendi markasıyla müşterileriyle buluşturmaktadır. Bizler de firma yönetim kurulu başkanı Rıdvan Kandağ'dan sektördeki çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler alıyoruz. Şirketimiz 1998 yılında Hisarlar Tekstil Limited şirketi olarak kuruldu. Doridorka markasını oluşturduk ve sadece abiye üreten bir şirket olarak faaliyetimize devam ettiriyoruz. Şirketimiz kalite belgesini de aldı. Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapıyor. Bu şekilde sadece niş bir ürün olan abiye üretimiyle faaliyetine devam ettiriyor. Genç bir çizgiyiz. Özellikle mezuniyet abiyesinde daha tercih edilen bir markayız. Daha lise ve üniversite mezuniyeti ağırlıklı ve davetli ağırlıklı bir çizgimiz var. Zaten tasarım ekibimizin başındaki kızım da genç. Yani kendi ruhunu ürünlere de yansıttığı için çok genç bir çizgimiz var. Müşteri profilimiz de genç. Bizi tercih eden müşterilere gerçekten hem teveccühleri için teşekkür ediyorum. Uzun yıllarda bu teveccühe layık olmak için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Rıdvan Kanda 17-19 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan Fashionist Fuarına değinerek programımız aracılığıyla herkesi fuara davet ediyor. Çok iyi hazırlandık. Hepimiz standlarımızla, ürünlerimizle, organizasyonla 2017'de yapılacak Fashionist Fuarına çok iyi hazırlandı. Yaklaşık 5000 metrekareye yakın ve 1000 alıcının organizasyon yapıldığı, yabancı alıcının organizasyon yapıldığı güzel bir etkinliğe kendimizi hazırlıyoruz. Hem iş olarak hem moral olarak buna ihtiyacımız var. Tüm dostlarımızı bekliyoruz. İnşallah iyi iş yapacağımızı inanıyoruz. Umutla hazırlandık. Rıdvan Kandağ konuşmasının sonunda firma olarak ileriye dönük hedeflerini şu sözlerle ifade ediyor. Ben şirketin stratejisini gerek iç pazarda gerekse
gelişmiş ülkelere ihracatı artırarak yönetilebilir bir müşteri profiliyle geleceği oluşturmak istiyorum. Altyapımızı tamamladık. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz diye düşünüyorum. Tekstil sektöründe adından başarıyla söz ettiren Tekbir Giyim'in çalışmalarını hep birlikte izliyoruz. Tekbir Giyim 1982 yılında Tesettür Giyim markası olarak tekstil sektöründeki yerini almıştır. Türkiye geneli ve yurt dışındaki mağaza, bayi ve satış noktalarıyla müşterilerine ulaşan firma Tesettür Bayan Giyim'inde kalitesiyle ön plana çıkmaktadır. A+ Ekonomi Program ekiplerimiz firma yönetim kurulu üyesi Abdurrahman Karaduman'ı çalışma alanlarında ziyaret ederek tekstil sektöründeki çalışmalarını dinliyor. Tekbir Giyim 1982 yılında faaliyete başladı. Büyüklerimiz tesettür piyasasında ciddi bir açığın olduğunu fark etmişlerdi. Kendi yaşantımızdan da mütedeyyin bir kesime hitap ettiğimiz için bu alanda eksikliği kapatmak adına tesettür imalatına başladı ve o günden bugüne büyüyerek hayatına, yoluna devam etmiş oldu. Koleksiyonumuzu biz şu şekilde tasarlıyoruz. Sezonda 3 ana grup oluşturmaya çalışıyoruz. Bunlara da bir hikaye buluyoruz. Şöyle ki koleksiyonumuzda mesela birinci tema doğal özelliği bulunan safari grubu diyoruz. İkincisi dijital dalga. Bu bahsettiğim önümüzdeki yaz sezonu için ipuçları. Üçüncüsü romantik grubu. Şimdi her yıl biz biraz daha genç modern tarzı içeriye yansıtmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra şık, elegan tarzını koruyan, klasikleri de içinde barındıran bir koleksiyon hazırladık. Çok da heyecanlıyız. Abdurrahman Karaduman, OTİAT'ın düzenlediği Fashionist Fuarı'na değinerek katılımcıları programımız aracılığıyla fuara davet ediyor. Geçen senelerde aldığımız tepkiler çok olumluydu. Ben buradan özellikle yurt içi ve yurt dışındaki profesyonellere seslenmiş oldum. Ciddi bir iş birlikteliği oluşturmak istiyorlarsa, doğru bir ticaret oluşturmak istiyorlarsa mutlaka fuarımızı ziyaret etmeliler. Abdurrahman Karaduman son olarak ileriye dönük hedeflerini şu sözlerle ifade ediyor. Her geçen sezon, her geçen ay koleksiyonumuza daha heyecan katacak ürünler üretmeye, en yeniyi yakalamaya çalışıyoruz. İleriki hedeflerimizde inşallah Türkiye'nin de dışında, Avrupa'da özellikle, Amerika'da şu anda birkaç temasımız var, bayilik görüşmemiz var. Nihayete ermesi sonucunda orada da yeni oluşumlar içerisinde olmak istiyoruz. Şimdi de tekstil sektöründe uzun yıllardır pantolon üretimleriyle çalışmalarını sürdüren Belpant'tan görüntüler geliyor ekranlarınıza. Belpant 1978 yılından bugüne günün modasını takip eden, müşterilerine yeni bir vizyon katan ve karakterlerini dış görünüşüne yansıtan kendi çizgisi ve tasarımlarını yaratmış bir firmadır. Erkek pantolon üretimleriyle yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine yüksek kalite, detaycı işçilikle hizmet veren firma, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak sektöründe adından söz ettirmektedir. Bizler de 40 yıllık sektör tecrübesiyle çalışmalarını sürdüren firmanın yönetim kurulu başkanı Bülent Bakan'a mikrofonlarımızı uzatarak bilgiler alıyoruz. Ben Bülent Bakan olarak Osman Bey'de 1978'den beri ticari hayatıma ve tekstil piyasasına hizmet veren bir firma olarak devam ediyoruz. İmalatımız erkek pantolonu üzerine tabii ki daha önce koleksiyon bazında yaptığımız çalışmalarda olmuştur ama sonra pantolon üzerinde branşlaşmışızdır. Bizim imalatımız olarak 100 kişinin oluştuğu yalnız pantolon olarak gerek Avrupa'ya gerek iç piyasaya ve Osman Bey'de kendimize ait olan bir mağazada imalat hizmeti de veriyoruz. Aynı zamanda OTİAT üyesi olan Bülent Bakan 17-19 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleşecek Fashionist Fuarı'na değinerek
dernek bünyesindeki çalışmalarını şu sözlerle ifade ediyor. Dördüncüsünü yapacağız inşallah Ocak ayının 17 ve 19 tarihlerinde. Arkadaşlarımızın çalışmasıyla, yönetim kurulu arkadaşlarımızın, başkanımızın özellikle çalışmasıyla bu fuar bu işsizlikte ciddi ses getiriyor. Teşhisle çok ciddi bakıyoruz. Ve Osman Bey'imize bu fuarı kazandırdığımızı düşünüyoruz. Gelecekte de daha büyüyecek inşallah. Böyle düşünüyorum. Programımıza şimdi de Ekmen Dış Ticaret'in çalışmalarıyla devam ediyoruz. Dış ticaret 16 yıldır ihracat alanında ağırlıklı tekstil sektörüne yönelik faaliyet göstermektedir. Alanında uzman kadrosuyla İstanbul Osman Bey ve Merter şubeleriyle müşterilerine profesyonel hizmet veren firma çok sayıda ülkeye ihracat yapmaktadır. Bizde firma yönetim kurulu üyesi Hüseyin Ekmen'i çalışma alanlarında ziyaret ederek bilgiler alıyoruz. Biz firmamızı 2000 yılının ilk başlarında kurduk. 16 yılı geride bırakan bir firmayız. Sektöre ihracat firması olarak hizmet vermekteyiz. Hüseyin Ekmen konuşmasında ihracatçılar için havayolu şirketlerinden uygun fiyatlı taşıma noktaları talep ettiklerini dile getiriyor. Maalesef yaşanan bir ihracat sıkıntısı söz konusu. Bu ihracat sıkıntısının başlıca sebeplerinden bir tanesi maalesef lojistik sıkıntılar. Hava taşımacılığında, kara taşımacılığında ve deniz taşımacılığıyla alakalı. Bu sıkıntıların giderilebilmesi için öncelikle devlet büyüklerimizden bizlere hava taşımacılık konusunda yeni uçuş noktaları, daha uygun fiyatlar verilmesini talep ediyoruz. Hüseyin Ekmen, Orta Doğu ülkeleriyle yaşanan vize sıkıntısıyla ilgili yetkililerden beklentilerini şu sözlerle dile getiriyor. Arap Baharı'nın etkisiyle beraber tabii ülkelerde bir güvensizlik söz konusu oldu. Geri kabul anlaşması imzalanınca 4 tane bizim için önemli ülkeye vize uygulaması getirildi. Bunların arasında başta tekstil ve hazır giyim sektörünün listedeki ikinci ülkesi Irak, Libya, Suriye ve Yemen ülkelerinin vatandaşlarına vize uygulaması getirildi. Onların Türkiye'ye gelmesi için bizlerin davet yazısı bizim büyükelçiliklerimizde hiçbir şey ifade etmiyor. Bizim devlet büyüklerimizden ricamız şudur ki bizlerin yazmış olduğu davetle yapılacak olan inceleme neticesinde eğer ki bu insanlar gerçekten bizim ülkemize ticaret yapmak için geliyorlar ise onlara vize verelim. Hüseyin Ekmen vize sorununun çözülmesi halinde UTİAD'ın düzenlemiş olduğu Fashionist Fuarına da önemli katkıları olacağını dile getiriyor. Tabii bu vize sorunu yaşanırken önümüzde dediğim gibi 17-19 Ocak 2017'de düzenleyeceğimiz Fashionist Fuarında mutlaka etkisi olacak bu işin. Ama biz yine morallerimizi yüksek tutuyoruz. Biz yine bir şekilde bu işi yapacağız diye çaba sarf ediyoruz. Ümidimiz en iyi şekilde fuarı alnımızın akıyla yapar ve herkesin memnun olacağı bir şekilde sonuç elde ederiz. Sevgili izleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Sizler de farklı sektörlerdeki faaliyet alanlarınızı bizlerle paylaşmak isterseniz iletişim adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.